Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda analitik geometri konusundaki karma testlerin yani üniversiteliğin testlerinden 17. testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Dik koordinat düzlemde köşe koordinatları A, B, C, D olan bir paralelkenarlık köşe koordinatları arasında x1 artı x3, x2 artı x4'e eşit, y1 artı y3, y2 artı y4'e eşit eşitlikleri vardır. Bu eşitlikler paralelkenarın hangi özelliğinin doğrudan bir sonucudur diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle şekli çizelim. Şekli çizdik. Paralelkenarda şunu şöyle çizdikten sonra hatta konu anlatıldı. Biz bunun ispatını yapmıştık. Şu köşegenleri çizdiğimiz zaman köşegenler birbirine ortalıyor ya. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Bakın dikkat edin. Hem A ile C'nin orta noktası şuradaki nokta. Hem D ile B'nin orta noktası. Orta nokta koordinatlarından burası x1 artı x3 bölü 2'dir. Bakın şuraya da K noktası diyeyim. K noktası x1 artı x3 bölü 2'ye, y1 artı y3 bölü 2'dir. Aynı zamanda K noktası x2 artı x4 bölü 2'ye, y2 artı y4 bölü 2'dir. Hocam şunlar birbirine eşit olacak. Bunlar birbirine eşitse x1 artı x3 eşittir x2 artı x4. Şunlar da birbirine eşit olacak. Y1 artı y3 eşittir y2 artı y4 de birbirine eşit olur mu? Olur. Buradan dolayı nereden bulduk bunu? Köşegenlerin birbirini ortalamasından dolayı bulduk. Dolayısıyla birinci soru Balıkesir oldu. Güzel soru aslında arkadaşlar. Şöyle ispat yöntemleri de sınavda çıkmaya aday bir şey. O yönden bu bakış açısı da güzel olmuş aslında burada soru olarak yazılması. O yüzden o ispat yöntemlerini de bilseniz sınav açınızdan çok sağlıklı olacaktır. Evet, geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde bu doğru y eşittir kx doğrusu verilmiş ve 135 derece açı yapan bir yer verilmiş. Hocam burası 45 derece mi oldu? Aynen öyle. Şurası 2'ye M noktası verilmiş. 90, 90. Buradaki uzunluk kaç birimdir? 2 birimdir. Burası da 2. Boyalı bölgenin alanı da 6 olarak vermişler. Şuraya ben bir A diyecek olursam. A çarpı 2 bölü 2 eşittir 6 ise A'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Evet, A 6. Madem A 6, 45, 90 ise burası da 45 derece olduğundan 6'ya 6 mı oldu burası? Evet, buraya da kaç kaldı? 4 kaldı. Burası 4 ise burada da 45, 90, 45 üçgeni var. O zaman 4 ise burası da 4 mi yaptı? Aynen öyle. Şimdi bizden M artı K isteniyor. Evet, M'yi bulduk galiba arkadaşlar. M'yi 4 bulduk. Bir de K'yı bulalım şimdi. K'da bak şu doğrunun üstündeki bir nokta. 2'ye 4 noktası burası. Dikkat et. Apsisi 2, ordinatı da 4. 2'ye 4 noktası. Bu 2'ye 4 noktası denklemi sağlar mı? Sağlar. Yani X yerine 2, Y yerine 4 yazalım. 4 eşittir K çarpı 2 olduğundan K'yı da kaç buluruz? 2 buluruz. Evet, K'da 2 çıktı böylelikle. Topladığımız zaman kaç çıkıyor o zaman? Şu ikisinin toplamı 6 çıkıyor. Yani ikinci soru Denizli oldu. Geldik üçüncü soruya. Dik koordinat düzlem y eşittir x ve y eşittir eksi x doğruları ile. Öncelikle y eşittir x doğrusu 45 birinci açıortay doğrusudur. Y eşittir eksi x doğrusu da ikinci açıortay doğrusudur. Ters açılardan dolayı buradaki açılarda kaçar derece yaptı? 45'er derece yaptı. Şimdi şöyle öncüller verilmiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Birinci bölgede seçilen bir nokta. Birinci bölgeyi belirleyelim. İşte burada seçilen bir nokta. Düşüneceğiz. Ve bu noktayı saatin tersi yönünde 270 derece döndüreceğim. Saatin tersi yönü şu yönde 270 derece döndüreceğim. Arkadaşım bu nokta buradayken 90 döndürsem 2.45 geleceğim. Buraya geldim. Bir daha 90 döndürsem 180. Bir daha 90 döndürsem 270 yapıyor. 270 derece döndürünce kaçıncı bölgeye geldi? 7. bölgeye geldi arkadaşım. O zaman dolayısıyla bu yanlış oldu. Evet, birincisi yanlış oldu. Geldik ikincisine. Dördüncü bölgede seçilen bir nokta. Hemen dördüncü bölgeyi seçiyoruz. Şöyle bir dördüncü bölge seçiyoruz. Ve bu bölgede seçilen bir noktayı ne yapıyormuşuz? Y eksenine göre yansıtırsak. Arkadaşım Y'ye göre yansıtırsam tam buraya düşecek. Birinci bölgeye düşüyor. Doğru mu? Doğru. İkincisi doğru. Bu tam burada alsaydım bunun üstündeki buraya denk gelir. Şurada alsaydım içeride içeriye denk gelecekti. Bunun biraz dışında aldığım zaman biraz daha dışına Y eşittir X doğrusunun öbür tarafına denk gelecek. O zaman gerçekten de bu da doğru bir şey olmuş oldu. Sonra 3'e bakalım. 7. bölgede seçilen bir nokta. Rastgele 7. bölgede bir nokta seçeceğiz. Şimdi şurada bir nokta seçelim bakalım. Bu noktayı da şöyle bir şey yap diyor. Ne yap diyor? X ekseni olan uzaklığı kadar yukarı ötelenirse. Evet, şuradan bir nokta seçtim. X eksenine kadar uzaklığı burası değil mi? Evet, şurada bir nokta seçtim. X eksenine olan uzaklığı kadar. Yani şurası dik uzaklığı zaten burası değil mi? Ben bunu bu kadar yukarı ötelersem. Bak dikkat et. Bunun simetriğini al demiyor bize. Çok dikkat. Burada ne diyor? Bunun x ekseninde olan uzaklığı kadar yukarı öteleyeceğim. Buradan alacağım. X ekseninde olan uzaklığı kadar yukarı öteleyeceğim. Nereye geldi? X ekseni üzerine geldi. İkinci bölgeye gelir diyor. Doğru mu? Yanlış. Eğer x'e göre simetriğini almış olsaydım ikinci bölgeye gelecekti. Ama burada
x eksen olan uzaklığı kadar, yani şu uzaklık kadar yukarı ötelediğimde, bu noktayı buraya getirdiğimde x eksen üzerine düşüyor. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Cevap böylelikle ne yaptı? Yalnız 2 yaptı. Yani 3. soru böylelikle Balıkesir oldu. Güzel bir soru aslında. Böyle güzel bir bölge oluşturmuş. ÖSYM'de sever böyle şeyleri. Buna da dikkat edin. Hoş sorulardan bir tanesi olmuş. Ve 3. de sanki böyle x eksenine göre simetriyi al der gibi. Büyük ihtimalle ondan dolayı buradasınız. X eksenine olan uzaklığı kadar, yani şu uzaklık kadar yukarı öteleyeceksin. Dikkat et buna. Evet, 3. soruyu böylelikle Balıkesir bulduk. Geldik 4. soruya. K1 gerçel sayı olmak üzere 2 tane doğru verilmiş. Doğruların kesim noktasının apsisi 1'miş. Hemen 2 doğruyu çizelim. Bir doğru burada, bir doğru burada. Bir doğrunun adı y eşittir x eksi k. Bir doğrunun adı da y eşittir 8 eksi 2x şeklinde verilmiş. Bu doğruların kesim noktası apsisi 1 verilmiş. Yani 1 virgül n gibi bir şey arkadaşım burası. Hocam 2 doğrunun kesim noktasını bulurken ortak çizim yapacağız ama gerek yok. Buradaki noktayı ben direkt bulabilirim. Niye? 2 doğrunun kesim noktası derken hem bu doğrunun üstünde hem de bu doğrunun üstünde. O zaman ben bu noktayı bu doğrunun üstüne koyarak, denklemde yerine yazarak ben buradaki n'i bulabilirim. Hadi bulalım bakalım. Burada x yerine 1, y yerine n yazacak olursam, yani n eşittir 8 eksi 2 çarpı 1'den dolayı n'i kaç bulduk? 6 bulduk. Evet, buradaki nokta 1'e 6 noktası yaptı. Şimdi k'yı da bulabilirim. Bu nokta 1'e 6 noktası bunun üstünde. Yani x yerine 1, y yerine 6 yazacağım. 6 eşittir 1 eksi k'dan dolayı k'yı da kaç buluruz arkadaşım? Eksi 5 olarak buluruz. Evet, k da eksi 5 oldu. Şimdi buna göre diyor k'ya 2 noktasından geçen. Evet, k'ya eksi 5 bulduk. Yani eksi 5'e 2 noktasından geçen ve bu doğruya paralel olan doğrunun denklemi. Arkadaşlar şöyle bir şey isteniliyor bizden. Eksi 5'e 2 noktasından geçen ve şu doğru 2y eksi x eşittir k doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi isteniliyor bizden. Bir doğru denklemi yazmak istiyorsak kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim, iki nokta. Nokta var mı? Var. Eğim lazım bana. Bunun eğimi de nedir? Hocam eksi a bölü b, yani eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Burada dikkat edin, 2 bölü eksi 1 yapmayın. Y'yi başa yazmışlar, normalde x başta olacaktı. Ya da eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı şeklinde dersek daha sağlıklı olur. Eksi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı, yani eğim 1 bölü 2 yaptı. Evet, eğim 1 bölü 2 ise sonra artık bu doğrunun eğimini de bulduk mu? Bulduk. Eğim 1 bölü 2, eğim belli, nokta belli, doğru denklemini yazabiliriz. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan. M dediğimiz 1 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x, yani eksi 5. X eksi eksi 5. X artı 5. Eşittir y eksi 2 olacağından 1 ile burayı çarpıyorum. X artı 5 eşittir 2 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 2y eksi 4 yaptı. Buradan x eksi 2y eşittir eksi 9 mu yaptı? Aynen öyle yaptı. Yani cevap böylelikle Akçay oldu 4. soruda. Güzel soru. Geldik 5'e. Aşağıdaki birim kareli zeminde 3 tane çokgen verilmiştir. Bu çokgenlerin çevre ve alan uzunluklarının değerlerinden bahsediyor. Arkadaşım şunun çevresi ve alanını şöyle bir yazalım bakalım. Çevresine bakalım. 1, 2, 3, 4 burası. 1, 2, 3, 4 burası. 4 burası, 4 burası. Çevresi 16. 4'ün karesi de 16 mı yapıyor? Evet. Çevre ile alan birbirine eşit oldu. Oo, güzel. Geldik buraya. Hocam çevresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet, çevresi 24. Alanına bakalım. Hep birim kareler bunlar ya, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alanı 12 yaptı. Çevresine bakıyoruz yeşilin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, çevresi 16. Alanına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alanı da 12 yaptı. Heh. Çevreyle alanı şimdi kıyaslayacağız arkadaşlar. Dikkat edin. Mavi çevreyle alan birbirine eşit oldu. Ha, y eşittir x grafiği verilmiş. Çevre x, bu da y. Çevreyle alanın birbirine eşit olan yer a virgül b, yani y eşittir x doğrusu üzerinde olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Mavi bütün hepsinde zaten aynı. Ve şunu biliyorum ben. Çevrenin 16, alanın da 16 olduğunu biliyorum. Evet, şöyle göstereyim. Çevre 16, alan da 16. Şunu şöyle yazacak olursam 16'ya 16. Turuncuya bakalım. Turuncuda çevre 24, alan 12 olacak. Çevre 24, alan 16 demiş oldu mu? Olmadı. Alan, çevre 24, alan 16. Turuncuda bir dakika. 12 olması lazım arkadaşım. Yani bunun aşağıda olması lazım. Bu olmadı. Öbürüne bakalım. Şu 16'ya 16 olduğunu biliyoruz. 16'ya 16 olduğunu biliyoruz. Öbürüne baktığımız zaman turuncuda
Ne olması lazım? Çevrenin 24 olması lazım. Çevreyi 16 demiş, olmadı. Şuna bakalım. Şunun 16'ya 16 olduğunu biliyoruz. 16'ya 16. Şuna baktığımız zaman çevre 24, alan 12 diyordu. Burası 24, alan 16'ya eşit oldu. En azından mavinin altında olması lazım. Evet, buraya bakıyoruz. Burası 16'ya 16. Dikkat edin, 16'ya 16. Çevreye bakıyoruz. 24'e 12. Evet, şöyle öyle. 24'e 12 sağlanıyor. Öbürü de 16'ya 12 oldu mu? Öbürü de 16'ya 12 oldu arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız ne yaptı? Denizli yaptı. Gerçekten bu da çok ilginç bir soru. Buna yıldız yakışır arkadaşlar. Hoş sorulardan biri olmuş. Böyle soruları ÖSYM gerçekten ama gerçekten sever. Güzel soru olmuş bu arada. Teşekkürler Metin Yayınları. Evet, cevabı Denizli bulduk. 5. soruda geldik 6'ya. Aşağıdaki dik koordinat düzlemine kırmızı bir kare bir kenarı y ekseni üzerinde, bir köşesi y eşittir 2x doğrusu üzerine gelecek biçimde şekildeki gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Daha sonra kare y ekseni ve y eşittir 2x doğrusu arasında kalan üçgensel bölge sarıya boyanıyor. Sarı dik üçgenin dik köşesinin ordinatı 6. Evet, sarı dik üçgenin dik köşesinin ordinatı 6. Yani sana diyor ki şuradaki uzunluk 6. Sonra y ekseninin üzerindeki üst köşesinden geçen mavi doğru boyalı. Bir dakika, şurayı bir kullanalım mı 6? Şuradaki noktanın ordinatı mı 6 yapmış oluyor? Evet, buradaki noktanın ordinatı 6 yapmış oluyor. O zaman bu doğru üstünde ya. 6 eşittir 2x'ten x'i kaç buluruz? 3 buluruz. Evet, buradaki noktanın apsisi kaç yaptı o zaman arkadaşım? 3 yaptı. Buradaki noktanın apsisi 3 yaptıysa eğer, o zaman şu uzunluk kaç yapıyor? Şu uzunluk 3 mü yaptı? Evet. Bu da bir kare mi demişti bize? Aynen öyle. Burası da kare 3. Çok güzel. Şimdi y ekseni üzerindeki üst köşesinden geçen mavi doğru, şu mavi doğru ne yapıyormuş? Boyalı bölgelerin tamamını eşit alanlı iki bölgeye ayırıyor. Arkadaşım, şu alan ne? 6 çarpı 3 bölü 2 artı bu alan ne? 3'ün karesi. Bu alan kaç yaptı? 18 bölü 2'den 9 artı 9'dan 18 yaptı. Kırmızı ile sarı boyalı bölgenin alanı 18 yaptı. Mavi doğru bu iki doğrunun alanını iki eşit parçaya bölünüyormuş. Yani 18 alanını iki eşit parçaya ayıracak. 18 alanını iki eşit parçaya ayıracaksa bu alanın kaç yapması lazım? 9 yapması lazım. O zaman 9 ise şuradaki yükseklik de lazım olacak bana. Bu arada burası 6. Şuranın da 3 olduğunu biliyoruz. 9 ya burası. Buraya da h diyecek olursak 9 çarpı h bölü 2'nin kaç olması lazım? Eşittir 9 yapması lazım. Çünkü bu kırmızı ile sarı bölgenin alanı 18. Mavi doğru 2 bölgeyi toplam 2 alanı 2 eş parçaya ayırıyor. Yani 18'e 18 şeklinde ayırdı. 9'a 9 şeklinde ayırdı. Yani mavi doğrunun şurasındaki bölgenin alanını 9 dersek o da 9 çarpı h bölü 2'den h'ı böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. Evet, h 2 oldu. Çok güzel. H'ı 2 bulduysak bakın şurası H2. Tamam, bunu 2 bulduysak mavi doğrunun denklemi isteniyor. Mavi doğrunun denklemini buluruz. Şuradaki nokta çıkar mı? Çıkar. Yine bu nokta apsisi kaç yaptı? Şöyle bakacak olursanız apsisi 2 yaptı gördüğünüz üzere. Burada apsisi 2 yaptığına göre x yerine 2 koyacak olursanız burada x yerine 2 koyacak olursanız y eşittir 2 çarpı 2'den burası kaç yaptı? 4. Ordinatı da kaç yapmış oldu arkadaşım? 4 yapmış oldu. Evet, buradaki noktada 2'ye 4 noktası oldu. Şimdi bizden bu doğrunun denklemi isteniyor. Bu doğrunun denklemini yazmak istiyorsak kendimize iki soru soruyorduk. Ya eğimden gidebilirsiniz ya da şeyden gidebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Yani doğru eğim. Eksenleri kestiği yerleri bulabilirsiniz. Ama buradaki nokta belli ya, 2'ye 4. Şuradaki nokta da belli aslında. 9, yani 0'a 9 noktası. 2 noktası belli mi? Belli. O zaman eğim dediğimiz nedir? Y'ler farkı. 9 eksi 4 bölü 0 eksi 2'dir. 0 eksi 2'dir. Yani burası kaç yaptı? 5 bölü eksi 2. Yani eksi 5 bölü 2 yaptı eğim. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Yani eksi 5 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x, yani 2 eşittir y eksi noktadaki y, yani 4 olacaktır. Eksi 5 ile burayı çarpıyorum. Eksi 5 x artı 10 eşittir 2 ile buraya çarpıyorum. 2'ye eksi 8 yaptı. Buradan ne yapıyor arkadaşlar? Bunu buraya atalım, bunu buraya atalım. 18 eşittir 5x artı 2y'ye eşit oldu. 5x artı 2y eşittir 18 yaptı. Dolayısıyla cevabımız 6. soruda E'dremit oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. ÖSYM sever zaten böyle soruları, bunu da biliyoruz. Evet, geldik son soruya, yani 7. soruya. Evet, aşağıdaki dik koordinat düzleminde ax artı by artı c kırmızı ile verilmiş. Evet, şurası ax artı by artı c eşit 0 olarak verilmiş. Mavi doğruda ne verilmiş? Dx artı ey artı f eşit 0 olarak verilmiş.
Buna göre diyor böyle harflendirmelerle ilgili bir şey soruluyor. Öncelikle şu kırmızı doğruyu şey yapalım. X yerine 0 yazdığımız zaman B'ye eşittir. B'ye artı C'ye eşit 0 ya. Buradan B'ye artı C eşit 0 olduğundan Y'yi ne buluruz? Eksi C bölü B olarak buluruz. Sonra Y yerine 0 yazdığımız zaman AX artı C eşit 0 ya. Buradan da X eşittir eksi C bölü A şeklinde geliyor. Evet, Y eksenini kırmızı doğru eksi C bölü B'de kesiyor. X eksenini öbürü de burada kesiyor arkadaşım. Eksi C bölü A'da kesiyor. Buradan güzel bir şey geldi. Bu Y'nin üst tarafında kesmiş. Yani o zaman eksi C bölü B'nin ben ne olduğunu söyleyebilirim? Büyük sıfır olduğunu söyleyebilirim. Buradan C bölü B kesinlikle ama kesinlikle küçük sıfırdır. Sonra bu da negatiftir. Eksi C bölü A küçük sıfır. Buradan da negatif çünkü X eksenini sol tarafında kesmiş. O zaman bu küçük sıfırsa eksiyle çarptığımız zaman C bölü A da büyük sıfır mı olmak zorunda? Aynen öyle. Bak güzel bir şey bulduk. C bölü B ve C bölü A ile ilgili. Yani C ile B'yi C ile A'yı kıyaslayabilirim. Maviye gelelim şimdi. Mavi böyle X yerine 0 yazacak olursam. X yerine 0 yazdığımızda Y'si eksi F bölü E yaptı. Y yerine 0 yazdığımızda da X'i kaç yaptı? Eksi F bölü D yaptı. Eksi F bölü D yaptı. Evet X eksenini kestiği yer eksi F bölü D. Y eksenini kestiği yer eksi F bölü E. Şimdi dikkat et. Hocam X'i burada negatif bir yerde kesmiş. Yani eksi F bölü D küçük sıfır olmalı. Buradan F bölü D'nin ne olması lazım? Büyük sıfır olması lazım. Şurada negatif yerde kesmiş. Eksi F bölü E küçük sıfır ise buradan F bölü E de büyük sıfır olması mı lazım? Evet. Şimdi bunları yorumlayalım. Yani burada da şöyle bir güzel bir şeyler bulduk. F ile D, F ile E arasındaki ilişkiyi bulduk. Şimdi arkadaşlar A çarpı C. Bak C bölü A büyük sıfırsa A çarpı C de büyük sıfırdır. Kesinlikle burası pozitiftir. F ile E, F bölü E büyük sıfırsa çarpımları da bölümleri de aynı işareti vermez mi? Verir. O zaman bu da büyük sıfırdır. Birinci bölgededir demiş. Doğru mu? Doğru. Artı artı oldu. Sonra B ile C'yi inceleyeceğim. C bölü B küçük sıfırsa çarpımları da küçük sıfırdır. Bu negatiftir. F ile D'yi bakacağım. F ile D, F bölü D büyük sıfırsa çarpımları da büyük sıfırdır. Eksi artı nerede arkadaşlar? Bu ikinci bölgede. Bu doğru mu? Yanlış oldu. Şu A ile B arasındaki ilişkiye bakabiliyor muyum? Bakamıyorum. O zaman burada bir de eğimlerine bakalım. Birinci doğrunun eğimi nedir arkadaşım? Şöyle küçük kırmızıyla göstereyim. Birinci doğrunun eğimi M1 dediğimiz kırmızı doğrunun eğimi eksi A bölü B'dir. Eksi A bölü B. A şuraya baktığın zaman sağa yatık büyük sıfırdır. Buradan büyük sıfırsa A bölü B'nin küçük sıfır olması lazım. Eksi A bölü B büyük sıfır ya. A bölü B küçük sıfır olacak. A ile B arasındaki ilişkiyi de kullanabilirim. Şuradan dolayı. Evet A bölü B küçük sıfırsa çarpımları da küçük sıfır mıdır? Evet. Sonra burada M2'ye bakalım arkadaşım. M2'ye bakacak olursak sola yatık bir doğru. Eksi D bölü E değil midir? Evet. Eksi D bölü E sola yatık küçük sıfır olması lazım. Buradan ne geliyor? D bölü E'nin de büyük sıfır olması lazım. Yani buradan da D ile E arasındaki ilişkiyi buldum. D bölü E büyük sıfırsa o zaman D çarpı E de büyük sıfırdır. Eksi artı. Eksi artı ikinci bölgede mi? İkinci bölgede. Dolayısıyla üçüncüsü de doğru olmuş oldu. Yani cevap böylelikle Denizli bulduk arkadaşlar 7. soruda. Gerçekten bu da çok güzel bir soru. Güzel bir şekilde şeyi de kıyaslattırmışlar burada. Analitik düzlemi de yorumlattırmışlar. Böyle yorum sorularını gerçekten çok seviyorum. ÖSYM de çok seviyor. Buna da dikkat edin. Bu da yıldızı hak eden sorulardan biri. Gerçekten çok hoş sorularla karşılaşıyoruz. Metin Yayınları vallahi bu anlamda teşekkürler orijinal sorularla. Bizi karşı karşıya getirdiğin için. Evet böylelikle 17. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 18. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.